Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf tam sayılar, çarpma tam sayılarda çarpma ve bölme işlemleri 2 testiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soru, kapalı parantez içerisinde eksi 13, eksi 16, bölü 3 işlemini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle parantez içi işlemle devam edeceğiz. Parantezin içini bitirdikten sonra bölme işlemini yapacağız arkadaşlar. Parantez içi işlemi yapalım öncelikle. Eksi 13, eksi 16. Arkadaşlar, eksi var burada, burada da eksi değer var. Eksi ile parantez içerisinde eksinin çarpımı her zaman artıdır. Eksi ile eksi yan yana geldiği zaman. O zaman burası eksi 13 artı, eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 16 oldu. Arkadaşlar, birinin işareti pozitif, diğerinin işareti negatif olduğu zaman her türlü çıkarma işlemi yapılır. Büyük sayının önündeki işaret alınır arkadaşlar. 16'dan 13 çıktı, 3 kaldı. Büyüğün önündeki değer artı olduğu için artı 3 oldu arkadaşlar. En son 3'ü de 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Bu da 1 oluyor. Doğru seçenek A seçeneği olmuş olur. İkinci soru. Eksi 6 eksi, eksi 3 artı 4 artı 6 bölü 2. Arkadaşlar, öncelikle bu şekilde işlemler gördüğümüz zaman işlem önceliği her zaman bölmededir. Öncelikle buradaki bölme işlemimizi bir yapalım. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 3 değerini veriyor. Şimdi bakıyorum ki hepsi çıkarma ve toplama. Dolayısıyla arkadaşlar buraya geliyorum. Aynı bir önceki sorudaki gibi iki tane eksi yan yana gelmiş. Eksi ile eksinin çarpımı neydi? Artıydı. O zaman buradaki işlemi düzenleyecek olursak eksi 6 artı 3 artı 4 tekrardan artı 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum eksi 6'dan artı 3'ü bakıyorum, birinin işareti negatif, birinin işareti pozitif. Çıkarma işlemi yapıp büyüğün işaretini veriyordum. Eksi 6'dan artı 3 çıkarttım. Eksi 3 kaldı. 4 ile 3'ü topladım. 7. Eksi 3 ile de 7'yi işleme sokacağım zaman birinin işareti negatif, birinin işareti pozitif. Çıkarma işlemi yaparım. Büyüğün işaretini alırım. 3'ten 7 çıkarttığım zaman, yani aslında 7'den 3 çıkarttığım zaman 4 olur. Doğru seçenek D seçeneği olmuş olur. Üçüncü soru. 15 eksi 15 bölü 3 artı 2 çarpı 6. Yine o işlem önceliğine bakacağım arkadaşlar. Öncelikle işlem önceliği şuradaki bölmeye bakıyorum. 15'i 3'e böldüm. 5 yazdım. Şimdi bölmeden sonra çarpmaya geçtim arkadaşlar. 2 çarpı 6 12. Aşağıda düzenleyecek olursak sayılarımızı. 15 eksi 5 artı 12 arkadaşlar. 15'ten 5'i çıkarttım. 10, 12 ile topladım. 22. Doğru seçenek D seçeneği olmuş olur. Dördüncü soru. Eksi 45 bölü eksi 9 artı eksi 4 çarpı 3. Arkadaşlar bakıyorum, öncelikle buradan bölme işlemimizi yapalım. Eksi 45'i eksi 9'a bölelim aşağıda. Eksi 45 bölü eksi 9. Arkadaşlar, eksinin eksiye bölümü her zaman artıdır. 45 ile 9'a bölersem 5 olur. Sonra buradaki çarpma işlemini yapacak olursam eksi 4 çarpı 3. Arkadaşlar, eksi, bakın 3'ün önünde artı olduğu için yazmamış ama artı olduğunu biliyoruz. Eksi ile artının çarpımı eksidir arkadaşlar. 4 kere 3 12. Şimdi arkadaşlar 5 artı eksi 12 var. Parantez içine alırsam. Artı ile eksinin çarpımı neydi arkadaşlar? Eksiydi. Bunu parantez dışında yazacak olursam bu şekilde yazarım. Birinin işareti pozitif, yani zaten 5'in önünde artı var biliyoruz. Birinin işareti pozitif, diğerinin işareti negatif olduğuna göre çıkarma işlemi yapacağım. Büyük sayının önündeki işareti alacağım arkadaşlar. Artı 5 eksi 12 eksi 7 olur. Dolayısıyla doğru seçenek A seçeneği olmuş olur. Beşinci soru, 4 artı 3 çarpı kapalı büyük parantez içerisinde 13 eksi eksi 2 çarpı eksi 5 artı eksi 3 parantezi kapattı. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Öncelikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Parantez içi işlemden işlemimizi yapmaya başlıyoruz. Parantez içinde de hangi işlem varsa, ya çarpma ya da bölme, ondan başlıyorum arkadaşlar. İçeride bir çarpma işlemi var. Öncelikle şu çarpma işlemini bir düzenleyelim. Eksi 2 ile eksi 5'in çarpımı arkadaşlar, eksi ile eksinin çarpımı 10 oldu, artı olduğu için 2 ile de 5'i çarpıyorum. 10. Burayı 10 buldum arkadaşlar. Aşağıda düzenleyelim. Parantez içi işlemi düzenleyelim önce. 13 eksi
Zaten şurada artı 10 var. Böyle yazalım. Sonra düzenleriz. Artı eksi 3. Arkadaşlar bakıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için 13 eksi 10 yazabilirim. Artı ile eksinin çarpımı tekrardan eksi. Bu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 13'ten 10'u çıkarttım. 3 kaldı. Eksi 3 de burada var arkadaşlar. Burası 0 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar ben şimdi de geri kalan işlemi yazacak olursam parantez içine 0 buldum. 4 artı 3 çarpı 0. Arkadaşlar burada 0 çarpmaya göre Newton elemandı. 3 kere 0 0'dı arkadaşlar. Dolayısıyla 4 artı 0 bana 4'ü verir. Doğru seçenek B seçeneği olmuş olur. 6. soru. 2 eksi parantez içerisinde 1 eksi eksi 10 bölü 2 parantez kapattım. Bölü 3 işleminin sonucu kaçtı demiş arkadaşlar. Öncelikle şu parantez içi işlemi bir düzenleyelim. Parantez içinde de öncelikle yapmam gereken neydi? Bölme işlemiydi. Dolayısıyla bir eksi 10'u 2'ye bölelim arkadaşlar. Eksinin artıya bölümü arkadaşlar eksidir zaten ya da artının eksiye bölümü fark etmez. Zıt işaretliyse bölüm negatiftir. 10'u 2'ye böldüm 5. Sonra geri kalan işlem 1 eksi eksi 5 arkadaşlar. Neydi? Bakıyorum yan yana iki tane eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı artıydı. 1 artı 5 6 olur arkadaşlar. En son yazalım 2 eksi 6 bölü 3. Arkadaşlar burada yine işlem önceliği bölmedi. 6'yı 3'e böldüm. 2 en son 2 eksi 2 eşittir 0 olur. Doğru seçenek D seçeneği olmuş olur. 7. soru. Şekildeki sayma pulları ile modellenen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şurada bir işlem yapmış. Çarpma işlemi sonucu bakıyorum ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama bakıyorum hepsi pozitif sayılardan oluştuğu için sonuç artı 8 çıkacak. Seçeneklere bakıyorum öncelikle arkadaşlar. Eksi 2 ile eksi 3 çarpmış 6 bulmuş. Zaten bu yanlış. Bakıyorum ki arkadaşlar artı 4 eksi 2'yi çarpmış. Artı ile eksinin çarpımı eksi değil mi arkadaşlar? Zaten işlemin sonucu yanlış çıkıyor. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarpmış arkadaşlar. Bunu bir bırakalım. Artı 4 ile eksi 2'yi çarpmış eksi 8. Sonuç pozitif değerler çıkması gerekirken negatif değer çıkmış. Yanlış. Ama bakıyorum ki eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımı artı 8'i verdiği için işlemin sonucu da pozitif değerler olduğu için doğru seçenek A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. 8. soru. Yukarıda verilen kutular içerisinde sırasıyla artı, çarpı, eksi, bölü sembolleri yerleştiriliyor. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Biz yerleştirelim o zaman soruları arkadaşlar. Öncelikle artı yerleşecekmiş. Şuraya yazalım. 72 artı eksi 12 çarpı yerleşecek. Çarpı 3 eksi eksi 5 bölü 1. Arkadaşlar bakıyorum işlem önceliği çarpma ve bölmedeydi. Şunu böldüğüm zaman arkadaşlar eksi 5'i 1'e böldüğüm zaman yine eksi 5'i verecek. Şurası eksi 5. İşlemi düzenliyorum. Eksi 12'yi 3'e bölüyorum arkadaşlar. Eksinin artıya bölümü eksiydi. Eksi 4 oluyor. Şimdi işlemi düzenleyelim. 72 artı eksi 4 eksi eksi 5. Şurası 4. Arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı neydi? Artıydı. Artı ile eksinin çarpımı eksiydi. Şimdi şuraya tekrardan yazacak olursak 72 eksi 4 artı 5. 72'den 4'ü çıkardım. Bakalım işlemde bir yanlış yaptık mı? Tekrar bir bakalım 72. Şurada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Burada bölme değil çarpma işlemi yapacaktık. Eksi 12 ile 3'ü çarpacaktık. Eksi 36 edecek arkadaşlar. Şunu biz silelim. Şurayı. Tekrar yapalım işlemimizi arkadaşlar. Eksi 12 ile 3'ü çarpacağız. Ne oluyor? Eksi 12 ile 3'ün çarpımı eksi ile artının çarpımı eksi oluyor. Eksi 36. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar işlemimizi. 72 artı eksi 36 eksi eksi 5. Artı ile eksinin çarpımı
Eksi oluyor. 72 eksi 36. Eksi ile eksinin çarpımı artı oluyor. Artı 5. 72'den 36'yı çıkarırsam 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 6 kaldı. Alttan 3 çıktı. 3 kaldı arkadaşlar. 36 ile de 5'i topluyorum en son. 41 oluyor. Dolayısıyla doğru seçenek D seçeneği olmuş oluyor. X eşittir eksi 2, Y eşittir 3, Z eşittir 4. Yukarıda verilenlere göre 5X eksi Y artı 4 ise ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar burada X gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. 5 eksi 2 ile çarpacağım. Y gördüğüm yere 3 yazacağım. Z gördüğüm yere de 4 yazacağım. 4 ile çarpacağım arkadaşlar. Bizden bunu istiyor. O zaman buraya 5 çarpı eksi 2. Eksi 3 artı 4 çarpı 4 yazıyorum arkadaşlar. 5 ile eksi 2 çarptığım zaman eksi 10 oluyor. Eksi 3 de burada var. Artı 4 kere 4 16 arkadaşlar. Eksi 10 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 13 artı 16. Bakıyorum arkadaşlar zıt işaretle çıkarma işlemi yapacağım. Büyüğün işaretini alacağım. Dolayısıyla 16'dan 3 çıktı. 13 çıktı. 3 kaldı arkadaşlar. 16'nın önündeki işaret artı olduğu için artı 3. Doğru seçerek C seçeneği olmuş olacak. 10. soru arkadaşlar. Bakıyorum. Daha yukarıdaki verilen şemadaki boş kısımları verilen işlem sırasını takip ederek doğru bir şekilde doldurmuş. Buna göre boş kısımların dolu görüntüsü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir demiş. Bakalım arkadaşlar en üstten işlemi yapmaya başlıyorum. 5 ile neyi çarparsam eksi 45'i verecek. 5'in önündeki işaret pozitif arkadaşlar. Dolayısıyla burası eksi ise eksi ile artının çarpımı bana eksiyi verecekti. 5'in önündeki işlem artı olduğu için işaret burada eksi olacak arkadaşlar. Bir de 5'i neyle çarparsam 45 eder? 9 arkadaşlar. Dolayısıyla burası eksi 9 olmuş olur. Sonra mor kısmı bulmaya çalışalım. Eksi 1 var arkadaşlar. Eksi 1 neyle çarparsam bana 5'i verir onu bulmaya çalışacağım. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 1'i demek eksiyi eksiyle çarpacağım ki işlem pozitif olsun. Şöyle diyelim gösterelim. O zaman eksi 1 burayı da eksi 5'e çarpmam gerekiyor. Eksi 1 ile eksi 5 çarparsam 5'i verir. Mor kısmı da buldum. Şimdi arkadaşlar mavi kısma geçtik. 72'yi neye bölersem eksi 9'u verir. Bana onu benden onu istiyor aslında. Arkadaşlar onu bulabilmem için 72'yi 9'a da bölebilirim. 8 ama ne var arkadaşlar 72'nin önünde pozitif artı var. Dolayısıyla burada eksi olacak arkadaşlar. 72'yi 9'a bölünce de 8'i bulmuş olurum. Bakalım. Eksi 9, eksi 5. Bakalım tekrardan. Eksi 9, eksi 5, eksi 8. Dolayısıyla doğru seçeneğim D seçeneği olmuş olur. 11. soru. Eksi 6 çarpı A eşittir 30. A bölü eksi 1 eşittir B. A çarpı B eşittir C. Verilen eşitliklere göre A artı B artı C ifadesinin değeri kaçtır? A'yı, B'yi, C'yi bulup toplayacağım arkadaşlar. Şimdi birinciye bakalım. Eksi 6'yı neyle çarparsam 30 olur. Arkadaşlar bunun öndeki işaret negatif. Dolayısıyla 30'un öndeki de pozitifse negatifle negatifin çarpımı bana pozitifi veriyor. O zaman 6'yı neyle çarparsam 30'u verir? 5'i ama 6'nın öndeki eksi olduğu için A eksi 5 olur. Eksi 6 ile eksi 5 çarparsam 30 verir. A yerine eksi 5 yazarsam arkadaşlar eksi 5'in eksi 1'e bölümü 5 olur arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yazalım. Dolayısıyla A eksi 5'ti. B de 5'ti. Eksi 5 çarpı 5 eksi 25 olur. İşlemi toplayacak olursam eksi 5 artı 5 bir de eksi 25 var arkadaşlar. Eksi 5 artı 5 burası sıfırlanır. 0 ile eksi 25 toplarsam eksi 25 olur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneği olmuş olur. 12 ile eksi 5 arasındaki en küçük tam sayı ile eksi 7 ile eksi 1 arasındaki en büyük tam sayının çarpımı kaçtır demiş. Arkadaşlar eksi 12 ile eksi 5 arasındaki en büyük tam sayı, en küçük tam sayı eksi 12'ye en yakın olan. Ama eksi 12'yi almıyorum arasında dediği için. Eksi 12'den küçük sayı eksi 11. Eksi 12'den aslında büyük sayı eksi 11 oluyor. Dolayısıyla eksi 11'i aldım. Bir de diyor ki eksi 7 ile eksi 1 arasındaki en büyük doğal sayı
Negatif değerler olduğu için arkadaşlar eksi 1'e en yakın olan sayı eksi 2'dir. O yüzden eksi 11 ile eksi 2'yi çarptım. Ne oldu? Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. 11 ile de 2'yi çarptığım zaman 22 olur. Doğru seçenek C seçeneği olmuş olur. 13. soru. Verilen eşitliklere göre üçgen, küre ve kare sembollerini küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle işlemleri bir yapalım arkadaşlar. Sonra bunu küçükten büyüğe sıralayalım. Üçgendeki işleme bakalım. İşlem önceliği çarpmadaydı. 3 ile eksi 5'i çarptım. Eksi 15. Eksi 15'e de eksi 1'i eksi ile eksi aynı işaret olduğu için toplama işlemi yaparım. Önüne negatif değer gelir. Eksi 16. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Eksi 4 ile 6'yı çarptım. Eksi 24 bölü 8. O da eksi 3 verir. Yine bakıyorum işlem önceliği çarpmada. 3 ile eksi 7'yi çarptım. Eksi 21 eder arkadaşlar. Eksi 5. Eksi 21. Arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı artıydı. Eksi 5. Artı 21. Bu da zaten 16 oluyor arkadaşlar. Büyüğün işaretini aldığı için. Bakıyorum küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Arkadaşlar negatif değer ne kadar büyük olursa sonuç o kadar küçüktür. Dolayısıyla eksi 16 en küçük. Üçgen en küçük olacak arkadaşlar. Şu C ve D seçeneklerini eleyelim. Sonra yine negatif değer olduğu için eksi 3 olacak küre. En sonda arkadaşlar kare olacak 16. Dolayısıyla doğru seçenek A seçeneği olmuş olacak. Yukarıda sayı doğrusu üzerinde A ile G noktası arası 7 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre hangi noktalara karşılık gelen iki sayının çarpımı en büyüktür demiş. Arkadaşlar şimdi hani uç noktaları alırsak daha büyük gibi görünebilir. Aslında öyle bir şey yok. Çünkü buradan sıfırdan sola doğru gidildikçe sayı değeri ufaldığı için eksi değerler alıyor. Eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için küçük değer gelecektir. Dolayısıyla uç noktaları bir eliyorum. A ile G'yi eledim. Şimdi arkadaşlar P ile G'ye bakalım. Burası şimdi 7 eş parçaya bölünmüş ama sıfırdan sonrası 1, 2, 3 eş parçaya bölünmüş. Sol taraf ise 4 eş parçaya bölünmüş. Oraya bakalım arkadaşlar. Yani şurası sıfırdan sonrası 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3. Zaten 1'e veriyor o yüzden G noktası 1 oluyor. Burası 1, 2, 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4. Tabii bunların önünde eksileri var arkadaşlar. Şimdi ben bunları çarptığım zaman hangisi en büyük onu bulacağım arkadaşlar. Bakıyorum şimdi eksi 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4 bölü 16. Bakıyorum çünkü A ile D'ye de bakıyorum. Öyle bir şey zaten şıklar diyor. P ile G'ye bakalım arkadaşlar. P ile G 6 bölü 9. Şurada P ile G'nin çarpımı 6 bölü 9 yazalım bir. D ile G'nin çarpımı arkadaşlar eksi ile artı olduğu için zaten negatif değerler oluyor. Bunu da eledim. A ile B noktasına bakalım. Eksi 4, eksi 3. Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 12. Artı 12. Bölü 16. Arkadaşlar hangi sonuç daha büyükse onu alıyorum. Dolayısıyla doğru seçenek aslında D seçeneği olmuş oluyor. Yani A ile B'yi aldığım zaman bu iki sayının çarpımı en büyük olmuş olur. 15. soru, verilen eşitliklere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar, 8 tane eksi 2'nin yan yana çarpımı demek arkadaşlar neydi? Eksi 2 üzeri 8 demekti değil mi? Sonra 7, bakalım artı 7, eksi 7, artı 7, eksi 7, artı 7, eksi 7, en sonda artı 7 olmuş, 11 terim olmuş arkadaşlar. Bu da y'ye eşitmiş. Verilenlere göre hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar bir işlemi devreye sokarsam, burası üstü çift olduğu için bakıyorum 8 çift değer. Eğer parantez içerisinde negatif ifade varsa negatif ifadenin üstü çiftse sonuç pozitif çıkar. Dolayısıyla x pozitif artı yani. Y'ye de bakalım arkadaşlar artı 7 eksi 7 artı 7 eksi 7 artı 7 eksi 7 gider. En sonda zaten 11 terim olduğu için 10 terimi gitti geriye sadece artı 7 kaldı. O da pozitif. Pozitif ve pozitifin çarpımı bana pozitifi verecektir. A seçeneği doğru. Sonra B seçeneğine bakalım arkadaşlar. Y artı 1 demiş. Y'nin sonucu zaten 7. 1 eklediğim zaman Y 8 oluyor arkadaşlar. 2 üzeri 8, eksi 2 üzeri 8,
8 tane kimyayla çarpımı bana 256'yı veriyor. 256 da 8'in bir katı olduğu için 8'e tam bölünüyor. Sonucu tam sayı çıkar. Bu da doğru. X artı Y işleminin sonucu negatiftir demiş. Böyle bir işlem olamaz arkadaşlar. Çünkü eksi 2'nin 8. kuvveti zaten pozitif bir değer. Y de pozitif bir değer. İki tane pozitif değerin toplamı negatif bir değer çıkamayacağı için doğru seçenek aslında, yani aslında yanlış, bize yanlış gelen seçenek C seçeneği olur. İşaretliyoruz. Son sorumuzda arkadaşlar. Bir dahaki testimizde tam sayı problemleriyle devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.